Tamam, çok teşekkür ederim yaptığın her şey için. Ama gerek yoktu yani, biz kendimiz halledebilirdik. Yani sorumluluk hissediyorsan böyle gerek yok yani. Kendini zorunda hissetme diye soruyorum. Ne diyorsun sen be? Ben hiçbir şeyin zorunlu hissetmiyorum kendimi, tamam mı? Gayet bile isteği buradayım şu anda. Ha ama pardon, sen beni kapının önüne koydun da ben aileden olmadığım mesajını aldım, merak etme. Sen dünden razıymışsın zaten aileden olmamaya ya. Ben mi dünden razıyım? Ben dünden razıyım öyle mi? O yüzden başınıza böyle bir şey geldi, ilk ben geliyorum buraya. Niye geldim biliyor musun? O çocukları aileden sayıyorum çünkü ailem gibi seviyorum. Ama doğru, sana göre öyle değilmiş. Ben bir an önce sizden kaçmak için yer arıyorum, özür dilerim. Vallahi ben söylemedim. Sen söyledin bunu. Bir de şimdi böyle üstü çıkıyorsun yani, anlaşılır gibi değil. Filiz, söyler misin derdin neyse? Söyle, söyle çözelim, böyle olmayacak. Senin bir derdin var, bir söylemiyorsun sen bana. Anlat, konuşalım. Dinliyorum. Ya buraya! Ne oluyor ya? Sakin ol. Ne oluyor ya? Oğlum ne oluyor? Sakin ol, ne oluyor? Ya abla, Fiko'nun suçu yok ya. Mithat Can'ın suçu. O başlattı. Ya, Kiraz haklı Filiz abla. Sabahtan beri kavga çıksın diye uğraşıyor ya resmen. Ya sen bu serseriyi mi savunuyorsun? Oğlum bak, sen seni verdiklerini var ya, dur be! Fiko, Fiko! Bir dakika ya, ne biçim konuşuyorsunuz birbirinize? Arkadaşsınız siz. Ya. Destek olmanız lazım. Ya ben bu serseriye destek olmam. Babam hepinize gününüzü gösterecek. Ben senin babanın ben. Tut, dur. Sakin ol. Bana bak. Gelin bakayım siz buraya. Gel buraya, gel. Adam gibi oturup konuşacaksınız, tamam mı? Mevzu neyse çözeceksiniz. Anlat bakalım hadi. Ne derdiniz? Ya Barış abi.